أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi size hani Kur'an'da cari olan kanun, Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an'da üstadımız 40 tane icaz manevisini söylüyor. Onu bir araya getirmişiz böyle. Bu söyledikleri var malum. Bir de söylemek istedikleri var. O zahirde gözükmüyor. O nasıl oluyor diye ondan biraz bahsedeceğim size. Kur'an'da bir söyledikleri var. Bir ise söyledikleri, söylemek istedikleri sonsuzdur, kıyaset. Bu sır Risale-i Nur'da da caridir. Asıl imamlarının sözlerinde caridir. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde de var yani. O nasıl oluyor diye bir gireceğim size böyle yapabildiğim kadar. Nasıl oluyor diye. Hayal ve tasavvurların insanın serbest bölgesi vardı ya, tahayyül ve tasavvur, dimada meratip. Hayal ve, yani ilmi olsun biraz diye bugün size şey yaptım bunu. Yoksa bunu yapmazdım o her gün gelenlerle olsa. Hayal ve tasavvurların, yani neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan, hangi cins iseler, o alemlerin anlamını, yükünü ve IP adresini taşıyor ve sana yol açıyor. Bunu unutmayın. Hani derslerde derim de işte izahlarından bir tanesi bu. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Orada oluyorsunuz. Onun izahını anlatıyorum. Bak bir daha. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız, hayaliniz ve düşünceniz neyse nedir o? Mesela ben bugün taakkulü düşünüyorum. Dimal meratiben taakkul. Üçüncü tabaka. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Ha, şimdi ben aklı düşünüyorum, akıl. Neyle? Akılla. Düşündüğüm anda beni otomatik olarak, senin elinde değil bu, o aleme bağlıyor seni bu düşünce. Yani şu mülktür, mülk. Bunu meydana getiren enerji melekuttur. Bunun esmadaki karşılığı gayb'tır. Bunun aslı ve cevheri ise sıfattır. Yazayım şöyle. Buraya Natık-ı Şerif'i yazmış polisiyayı. İyi, güzel yazdı. Allah razı olsun. Hiç silmeyeceğim onu. O zaman kalkmışken şeyi de hem de öğrenin böyle şeyleri. Nedir o? Bugün en kaçı bunu? 26 değil. Değil mi? 27. Heh. Tamam. Çünkü ben şeyi çok seviyorum. Nerede ne konuşuldu. Şimdi, bak şimdi. Her şeyin ama. Her şeyin 1, 2, 3, 4, 1 sureti. Niye anlatayım biliyor musun? Risale-i düşünürken, tefekkür ederken zengin düşünün. Zengin, zengin. Yani mesela şöyle oluyor. Ya abi bir yerde böyle diyor, lemalarda böyle diyor, mektubatta böyle diyor. Oluyor ya.
Mesela Esma-i İlahiye, Esma-i Rabbaniye, tamam, Esma-i Hüsna gibi yani. Mesela farklı bunlar. Ha. Bak şimdi her şey ne hatırına geliyorsa, her şeyin bir sureti var. İki, kanuniyeti var. Üç, hakikati var. Dört, mahiyeti var. Mesela bunun sureti budur. Evet. Tamam. Bunun kanuniyeti yazılımıdır. Bunun hakikati esmaya dayanır. Özü, felsefede töz, yani bizdeki şey cevheri sıfata dayanır. Tamam mı? Şimdi sureti araz mı oluyor? Araz oluyor. Sureti arazdır. Devamlı değişkendir. Yani kıyasla farklılaşıyor. Şimdi bak, bu böyledir. Sen ister bil, ister bilme, ister düşün, ister düşünme. Kafada iki tane temel bir sistem var. Yani yedi tane ya, ikisinden konuşacağım. Hayal ve tasavvur, tahayyül ve tasavvur. Tamam. Tahayyül ve tasavvur. Sureti getirdiğin şey, hayal ettiğin şey. Mesela gadabı hayal etti mesela Resul. Ya şu adama bak ya, şunu nasıl yaptı ya? Allah Allah, böyle mesela bu yağmurda, bu yolda giderken sanki göl olduğunu görmüyor mu? Ahmak, sakar, böyle araba kullanılır mı? Hep beni berbat etti. Bu nedir? Surettir. Suret. Kanuniyeti nedir? Kanuniyeti sende uyanandır. Böyle sinir. Tamam. Şimdi sonra hakikati nedir? O öfkenin hakikati Esma-i İlahiyedir. Gadab mesela. Gadab. Sonra mahiyeti nedir? Kudrete dayanıyor. Subut-i sıfattan kudrete dayanıyor. Yapayım ben. Sureti beni yıkadı, çünkü biraz sonra anlatacağım. Sureti beni yıkadı araba oradan geçerken. Kanuniyeti bende uyanan gadap hisleridir. Hakikati kuvadır. Esma'ya dayanıyor. İntikam, gayz, nefret esmaları. Muntakim isimleri. Celal'le dayalı şeyler, isimler. Mahiyeti nedir mahiyeti? O isimlerin kaynağı subutu sıfatta ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat. Kudrete dayanıyor. Çünkü 26. levada diyor ki, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeye sürer, vücud ilimden vücud hariciye verir diyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini diyor. Tamam. Ben de kuvalar oldu. Kuvayı akliye, kuvayı şehviye, kuvayı gadabiye, kuvadır bu. Tamam mı? Şimdi ne diyeceğim? İster, bak bunu niye anlattım arabayı? Beni bir daha yapıyorum. Beni araba geçerken hep istak etti yağmurda, yolda. Bu surettir. Bu surette ister istemez suret olduğu zaman sen düşün veya düşünme. Sende kanuniyet inkişaf ediyor. Sende kuvalar inkişaf ediyor. Tamam mı? Senin akılla, intikalle alakası yok. Her suret varsa hakikat uyanır orada. Yani dibi uyanır. Yani bu surettir, bunun kuantum fiziği vardır. Kuantum fiziği olmadan, bunun batını olmadan, içseli olmadan sureti olmaz. Yani sima namazlı veya zındık. Yani o sima ister istemez batının dışa vuruşudur. Tamam? Bu temel şeyi anlattıktan sonra bak, hayal ve tasavvurların hangi cins ise, neyi, cinselliği mi hayal ediyorsun? Veya adama bak ya, şuna bak falan, nasıl bunu dedi, niye dedi diyorsan, o senin o alemlerin
yani hayal ettiğin, düşündüğün şeyin anlamına, anlamını, o alemin anlaya düşündüğün şeyin anlamını, yükünü ve IP numarasını taşıyor. O şekil, var ya şekil, adama bak ya şu, kim o? Falanca veya affedersin cinsellik. Hemen o suret otomatik olarak seni o hayal ve o düşünce onun yükünü sana yükler. IP yani bağlantı numarasını ve yolunu sana açar. Tamam. Buna ne deniliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Süreç olarak kabul ediliyor. Süreç. Yani süreç nedir? Bak süreci şeyde buldum, muhakimattan bulduğum bir cümle. Ama kendimce ifade ettim, bakayım yapabilecek miyim? Süreç nedir biliyor musunuz? Süreç geçiyor. Dikkat neydi dikkat? Nazik ve nazeninlerin mehilleri dikkat. Dikkattır diyor. Mehilleri dikkattır. Yani kız alırken sana haram helal olabilmesi için mehrini vereceksin. Mananın da mehri helal olsun sana diye dikkattır. Dikkatle okuyacaksın. Şimdi süreç kelimesine baktım. 1,5 güne ulaştım bugün. Kulası oldu. 1,5 güne ulaştım. Bir cümle söyleyeceğim size. Süreci. Bir öncekisini içeren, bir öncekisini barındırıp, bir sonrakisine yol açan, süre giden ama gelişme. Yani bir öncekisini içeren, yüklenen, bir sonrakisine yol açan gelişme. Olay ve olgu arasındaki gibi. Ne? Olay ve olgu arasındaki gibi. Gibi bir parça. Senin mesleğine alakalı. Güzel. Bir daha. Bir öncekisini yüklenen, bir sonrakisine yol açan gelişme. Adetullah kanunları da denir. Adetullah kanunları var da denmez bu. Bu adetullah kanunları sistem. Sistemde yürüyen sen. Bir öncekisini yükleniyorsun. Bir ezber. Şimdi bu duyduğunuz ders ne biliyor musun şu anda? Şu anda bu tahayyül ve tasavvuru anlattıklarım yükleniyorsunuz. Yeni düşüncelerinize inşallah yol açacak. Geçmişi yüklenip geleceğe yol açıp açan gelişme. Şu anda gelişme var. Ama tenkit nazarıyla bakarsan, dinlersen hiç bundan alamazsın. Tamam. Şimdi bu kadar niçin üzerine duruyorum? Geleceksin şimdi. Arapça ve Risale-i Nur niye camidir? Onu anlatmak istiyorum. Başka ne anlatmak gayem ne bu derste? Hayal ettiğiniz, düşündüğünüz şeye dönüşüyorsunuz. Bir örnek verdim. Araba sizi yağmurda, yol ıslak olduğu halde düşünmeden geçti, ip ıslak etti seni. Bu surettir. Bu surette ister istemez sen de ya muhabbet ya adalet uyanır. Hey Allah razı olsun ya, ne ya? Ben zaten yıkanmak istiyordum. İyi ki böyle yaptım der misin? Otomatik. Suret uyandı mı? Otomatiktir. O oluyorsun. Vay! Oluyorsun. Biz ona zarf mı oluyoruz? Zarf oluyoruz, mazruf içinde. Şimdi sana yol açıyor. Bak, sana yol açıyor. Goda Pite'de intikama. Sana köprüdür her bir suret. Köprüdür ama çok dikkat et. Muhakemat da bugün beraber şey yaptım. Mesela gösterdim 86. Öyle bir köprü ki bu suretler, tamam mı? Hayalde canlandırdığınız, düşündüğünüz şey seni aslına, alemine, anlamına bağlıyor. Ama nasıl köprü biliyor musun? Hani bizim yoldaki köprü gibi değil. Öyle bir köprü ki sabit durağan değil. Evet. Durağan değil. Akan köprü. Hem akıyor hem de sana köprü oluyor. Akan bir köprü. Değişen devamlı. Mesela hayal seni oraya bağladı ama böyle sabit köprü geçtin de o bitti. Tak tak geçtim ben bu köprüden, bunu bıraktım. Öyle değil. Köprü de akıyor, ben de akıyorum.
Telepati. Artık ne anlarsan. Mesela bunu başlıyorum girişe. Bu kadar mukademe yaptım. Kur'an ehemmiyetine binaen söyleyeceğim. Kur'an'ın filistesi şey hulasası Yasin'de. Tamam? Yasin'in filistesi nerede? Fatiha'da. İkide bir bunu soruyorlar. Ya bunu Türkçe söylüyorum canım. Başka bir şey söylemek. Fatiha arkadaşlar kaç ayettir? 7. Kaç defa nazil oldu? 7 defa. Hangi aynı şekilde 7 defa diyorum. Aynı şekilde nasıl 7 defa oluyor? Ne bileyim nasıl oldu? Oldu işte. Sebe mesani de. 7 tane ayet aynı değişmeden 7 defa Fatiha nuzul etmiş. Böyle istisna. Peki bunu söyledikten sonra Fatiha'da Ya Rab ilmimi artır diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Tamamen Kur'an'ın hulasasının hulasını öz, töz, cevher. Ruhtur Kur'an'ın Fatiha. Ne anlatıyor? Bir tanesini alacağım bu mevzumla alakalı. İhdina sıratel müstakim. Ne diyor ihdina sıratel müstakim? Sırat-ı müstakimleri yolunda götürdüm. Ama içerisinde hidayet olan, başında, ortasında, sonunda hidayet olan iyi. Yani öyle bir harf kullanıyor ki, hidayet rahatlamadır ya, kullandığı harf rahatlama harfidir. Böyle kara değil, ih değil, ih değil. Rahatlama harfi kullanıyor. Bir elif kadar çekiyorsun, iyi tutuyorsun yani. İhdina sıratel müstakim. Şimdi burada üç tane kök harfi var. STR, sırat. Meale bakarsanız gidin bakın dost doğru yol. Ne yapsın başka adam? Dost doğru yol şu. Resul binmiş arabaya, abi Adana yolunda giyim, dost doğru bir yol. Yani ne yapsın? Genel ve umumi bir tabir kullanmak zorundadır. Ben şimdi ona gireceğim örnek olarak. Yani nasıl anlam taşıyor? S, T, R, kök harfleri, ihtina, sıra, sırattaki, tel, mustakim. Mustakim var ya istikamet. Kök harfi, bunu aldım. Çünkü çok önemli bir ayet bu. İstikameti belirleyen harflerdir bunlar. Sırat, yol yani. S, T, R, kaç harf var kök harfi? 3. Sırat. Bu kök harfleri ne demektir? Birisi dimağ, birisi kalp, birisi eylem. Bu üçü bir çizgiye getirilirse buna sırat olur. Hidayet olan bir şey, istikamet olur. Yani ifrat ve tefritten azade, hatt-ı müstakim ne demektir? Akıl, kalp, fiil bütünlüğü. Başka bir şekilde şöyle düşündüm. Akıl, kalbin bir şubesidir. Kalp dedim. Ruh, eylem. Tamam mı? Kalp, ruh, eylem. Bu aynı çizgiye getirilirse sırat oluyor. Dost oluyor, budur. Yani böyle değil. Akıl böyle, kalp böyle, eylem böyle. لِمَ تَكُلُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ Böyle değil. Ha şimdi, mesela ben vesveseye bayağı çalışmıştım biliyorsunuz. Belki de 20'den fazla dersim var şimdiye kadar, daha fazla. 3 ders en az şuna aittir. Vesvesenin kök harflerine baktım. Ves, aynı şeyin tekrarıdır, E2 getirmiş. Hangi harf var? 2 tane harf var. Ves, o kadar. Sonra baktım, sin ve vav harfin
sin ve vav harfin tabiatı nedir? Geniş düşünesiniz diye bilgi veriyorum. Her harfin, Kur'an'daki her harfin dört tabiatı, bazıları dördünü de cem eder, bazı harfler birini cem eder, bazıları üçünü, bazı ikisi. Nedir o? Aşağıdan yukarı gidiyorum. Toprak, toprak tabiatlı. İki, su tabiatlı. Üç, hava tabiatlı. Dört, nur tabiatlı. Ne demek o? Eylemeyi yapayım. Burada anlatacak da okuyacağım. Cehennemi anlatan ayetlerde hani kemküm oluyor ya, zor oluyor. Dikkat edin, o okuduğunuz zor okuduğunuz yerde ya tehdit var veya cehennemi şey var. Orada zor okunan ayetlerde kullanılan harf ya ateş harfidir, toprak, toprak dedik, su, ateş, nur. Ateşi saymamış mıydım? Toprak, ateş, su, nur. Tamam, bu. Şimdi cehennemi anlatan harf, bazen ayetlerde kesinlikle ateş harfi kullanıyor. Bazen yani ikinci kullandığı harfler topraktır. Cenneti anlatan ayetlerde başta nur harf, nur tabiatlı veya toprak tabiatlı kullanıyor. Şimdi niye bunu söylüyorum? İhtine sırattaki kök harf str. Bu ne demek? Akıl, kalp, ruh bütünlüğü. İstikamet budur dost oluyor. Ve ikinci anladım. Akıl, kalp, ruh demiştim. Eylem yapmadım. Kalp, ruh, fiil. Simgeliyor. İkincisi daha doğrudur. Çünkü sadrı anlatır. Sadr. İkisini de zikredeyim ki zengin olsun düşünceniz. Yani ihtinas sırat vel müstakim. Sat, sadrı anlatır, göğsü anlatır. Dikkat ederseniz sat, nereye bakarsanız tabiatı göğüstür. Onun için sat, kalbi, re, ruhu, teyi de eylemi anlatır. Bu üçü birbirine getirilirse kalp, ruh, fiil, sırat budur. Onlar abi re'nin ruha bakması neye göre iş yaptığınızı? Tabiatından. Tabiatından. Re'nin ruhtaki latifelere bakıyor. Harfin tabiatı bu. Hani çalışmışım. Elif, B, T, S'nin tabiatları nedir? Bunun uzmanı Cafer-i Sadık ve Muhiddin-i Arabi'dir. Bilmiyoruz mu? İlm-i Ruf-u Kur'an. Bunu Cafer-i Sadık Muhiddin Arabi. Ben ama hiç kendi o tabiatları Cafer-i Sadık'ı ölçü alarak yapıyorum. Şimdi Hurufi Rik falan çıkmış daha sonra onlardan. Ha, tamam, değil o. Bu manada kalp, irtibat, düzene getirilmiş demek. Bu manada Rab, üçünü bir araya getirirse kalp, ruh, fiil. Rab ne demek? Rab, irtibat demektir. Düzene getirilmiş, kopmamış hedefinden. Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Türkçe'de en manayı anlatan en küçük şeye ne denilir? Manayı anlatana hece denilir. En küçük anlamı taşıyor Türkçe derce. Latin dillerinde, İngilizce, Fransızca'da, Almanca'da vesaire manayı taşıyan en küçük şeye kelime veya sözcük deniliyor. Arapça'da ise anlamı, manayı taşıyan en küçük yapıya harf deniliyor. Şu zenginliğe bak. Yani biraz önce anlattığım bunların tabiatıyla bile tefsir oluyor. Kur'an izah ediliyor. Risale-i Nur'dan nasıl çıkar? Osmanlıca'dan baktığın zaman bu mana mertebesi çıkıyor. Hangi harf kullanmış?
Zaten 25. yüzyılda ilmindeki mucizelik, lafzındaki mucizelik. Evet. Hepsini ayırıyor zaten. Özelliği var. Şimdi eğer istikamet aslına ise, şimdi istikamet diyorum. Herkes istikamette midir? Evet. Hepsi mi? 50 dalalette mi? Evet, istikamettedir. Niçin? Nasıl? Eğer sen dalaleti, küfrü, isyanı, batılı hedef yaparsan kalp, ruhunu, fiilini ona koydun. O zaman bu istikamet nedir? O gaye istikamettir. Her şeyin istikameti. Ama Kur'an'da diyor ki ihtinedeki sıra istikamet. Hidayetteki istikamet. Dalin değil yani. Eğer istikamet aslına ise buna sırat denilir. Sırat. Aslına ise sırat. Eğer istikamet benlik, menfaat ise sırat daha başka oluyor. Eğer sureti yani istikamet içsel ise istikameti siret oluyor. Siret. İçsel alem. Bak STR. S-S-R-T. Eğer istikamet zahir ise S-R-T suret olur. Bak istikamet zahiri görünüşe ise, menfaata ise, maddeye ise S-R-T ne olur? Suret olur. Eğer istikamet aslına, cevirine, özüne ise S-R-T siret olur. O zaman Kur'an'ı tefsir eden, izah eden, Risale'nin ders yapan buradaki ana temayı tespit ederse S-R-T'sinin içerisine siret, suret diye anlam getirip ders yapar. Risale-i Nur'da bunu beceremez diye başka bir yol getiriyor. Çok ilginçinizi çekecek. Anlattığı şeyi Esma ile anlatıyor. Esma, bazı esmalar enfuse bakar, bazısına, yani evveli, ahiri, zahiri ve batin esmalar var. Kullandığı, mesela diyor ki, o Zat-ı Zülcelal ki, veya başta paragraf şöyle başlar. Sani-i Kerim, Sani-i Alim, Hafis-i Zülcelal diye başlıyorsa, bu hıfzla alakalı, enfusla alakalı hedef odur. O zaman suret değildir, siret dersini yap. Siretle izah et. Mesela Hafiz-i Zülcelal o zatı şöyle diye başlıyor ya İsmail'e. Evet. Mesela Cenab-ı Hak babu 11. hakikat 10. sözün 11. hakikat. Cenab-ı Hak ismi ismi ad ve hak Rahim. Yok. İsmi Cenab-ı Hak ismi hak var. Hak isminin i̇şte tecellisi. Hak ve Rahim'in cilvesi. Hak ve Rahim mi diyor? Şimdi hak nedir? Cenab-ı Hak cenab yön demek. Burada rububiyeti anlatacak. Tamam, rububiyeti anlatacak. Niye bu kadar didiniyorum? Bak oradaki sırat içini siret mi süret mi? Or daha başta Risale-i Nur'da o paragrafın başında sana hedef gösteriyor. Diyor ki Cenab-ı Hak diye başlıyor. Hafız-ı Zülcelal, Kadir-i Zülkemal ki diye başlıyor. Ha, o sıratın hedefini gösteriyor sana. O yöntemle, o yönle izah edeceksin. Onun için Risale-i Nur'un her paragrafı, hatta her cümlesi, eğer ben her kelimesi beceremezsem, her kelimesini ben dört esma ile, evvel, çekirdek, ahir, meyve, zahir, görünüş ağaç, batın ağacın arkası, her kelimesini Risale-i Nur'un dört ismiyle izah edemezsem kelimesini, gelsinler gözlüğü çıkarıyorum, parmağını gözüme soksunlar. O kadar camidir Risale-i Nur. Vallahi billahi izah ederim. Her kelimesini. Süreç anlattım size. Bak dikkat. Normal bir kere. Dikkatli ol kardeşim. Dikkatli. Bak. Bak. Nazik ve narizininleri, mehirleri dikkattir diyor.
Süreç ya. Bu süreçte sürece baktım. Maziyi taşıyıp istikbale yol açan anda gelişme üzerinde olandır. Cüre bak. Ben bir vav ve sin vesvesi var ya, en az 3-4 saat yaptım harf üzerine tabiatıyla. Risale-i Nur böyle camil kelimdir. Cem etmiş 4 tane. Her kelimesinde 4 tane ismi var. Yapamasam gelsin gözüme soksun elini. Her kelimesinde 4 ismi işliyor Risale-i Nur. Onun için muhatap olan zatın haleti rüyesine göre bazen çekirdek noktasında o paragrafı izah ediyor. Ve kelimeyi. Onun haleti o. Doğrudur. Bazısı ağacı meyvesi. Huvel ahir. Bazısı huvel zahir. Bazısı huvel batın. Arka tarafını anlatıyor. Ben bunu işaret söyleyeceğiz de şöyle bir tabir kullanıyor. Yani 114 defa tekrar edilmesi aynı manayı tekrar etmiyor. Her bir tekrarında farklı bir manasını nazara veriyor. Mesela muavinlik yaparken bile basit. Gel, 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 gel. Yani gel diyorum da gel işte. Koy korkuyorsun. Gel, hiddet edin. Gel. Bak hepsi aynı kelime. Gel, gel ama anlamı farklı. Mesela merdivenler. Aynı şeyi tekrar ediyorsan yukarı çıkıyorsun. Geniş, 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 geniş. Bu Zübeyir abinin sözü. Taş attın. Dalga olur diyor. Geniş, geniş, geniş. Abi ne kadar geniş olduğu bak. Aa kardeşim taş attım göle. Geniş, geniş, geniş. Harf aynı. Ama anlamı. Gel, 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 gel. Gel. Allah Allah gel. Bak. Kelam aynı ama anlamı farklı. Tamam. Şimdi eğer istikameti adetullah ise o zaman bu harfler suret olur. Yani ihtine sırata müstakimde adam vaaz edecek şimdi. Çıktı. Kardeşim, Müslümanın hayatı istikamete koyan namazdır. 5 vakit namaz güne hakim olmanı sağlar sana. Günü böler. Bu takıldığın işe seni gömmez. Ezan okuyunca seni oradan çıkarır. Hayatın dışına çıkararak hayatı anlamlandırır. 5 vakit namaz. Eğer ihtinayı anlatırken eğer namazı anlatacaksa namaz da istikam o ayetin izahı suret olur. Anladın mı? Mealler ise en genelini ise yol ilişkiyi diye çevirmişler. İhtinayı ayetini. Demek mealler en genel resim ve haritalardır. Mealler fotoğraf makinesine şak çektin. Abi orada ne var ya? Kelebek var. Tamam. Orada ne var? Not var. Abi hangi cins kelebektir? O yok. O resimde anlamaz. O gidip bakacaksın. Başka resim. Demek ki mealler genel bir harita ve resim içerirler. Eğer ihtinadaki hedef aslına, ruhuna ise bu ayet batını olur ve izahı da o cinsten olur. Yok, ihtinadan maksat adetullah yani nefsül emirdeki istikamet olursa ayet zahir olur ve anlamı ve izahı da zahir olmalıdır. İhtinayı ile namaz anlatacaksan mesela toplumu anlatacaksın. Toplum nasıl istikamete girer? Oruç ile kardeşim. Orucun zahirisi bu. O zaman ihtinayı mesela ihtina sırat-ı müstakim toplumsal hidayet nasıl olur? Oruç ile olur. Çünkü oruç toplumun bütünselliğinin ubudiyetidir. Bütünselliği getirir. Namazı o kadar getirmez. Çünkü hususi kılanabilir. Vakitleri farklıdır Murat. Öğle namazını adam evvelinde kılar, ortasında kılar, ahirinde kılar. Ta dibinde kılar. Ama oruç ise tutması ile açması kişiye göre değişmiyor. O zaman bütünsel getiriyor, tamam mı? Eğer toplumun istikametinde ihtinayı kullanacaksan orucu o zaman SRT suret olur. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin oruç nasıl siyam oruç
3 tane. Görüyor musun? Bir tanesi bedeni oruç tutturmak, yeme içme cinsellikten uzak olmak. Bir tanesi kafaya, duygularına, anlayışına oruç tutturmak. Bir tanesinde ruhuna oruç tutturmak. Tamam. Üçü de farklıdır. Risale'nin üçünü de kullanıyor. Oruç, siyah ve sav. Acayip bir şey. Şimdi nereye götüreceğim? Ve kısa olacak. Tahayyül ve tasavvur nasıl aslınıza dönüşüyor? Bu ayetten girdim. Hedefim insan dimağındaki hayalini ve düşüncelerini nasıl kontrol edecek? Niye kendimi kötü hissediyorum? Onunla bağlayacağım. Hedefinde, gayende neyse, bak şimdi bir daha okuyorum. Yani o ihdina sırat-ı müstakimdeki ereğin, özün, tözün, cevherin neyse istikameti ne olur? Hedefinde, gayende neyse, yani nereye yönelirse, ayet bazen evvel, bazen zahir, bazen batın, bazen de ahir oluyor. Ve bu meyanda tefsir ve yorumlar kullanılır. Bu dil ancak Arapçada mümkündür. Mesela Türkçede anlam taşıyan en küçük parçaya hece denilir. Latince'de ise anlam taşıyan en küçüğe kelime veya sözcük denilir. Anlam taşıyan Arapçada en ufak harf denilir. O kadar küllüdür. Ancak niye Kur'an Arapça? Bundan dolayı. Türkçede en küçük anlamı taşıyana hece, Latin dinlerinde ise sözcükler, kelimeler yaparken Arapçada harfler yapıyor. Harfler aynı zamanda toprak, su, hava, ateş. Tamam mı? Ateş tabiatlarına cami. Harf manaya göre kullanılır. Harf. Mesela cehennemi anlatan manayı ateş ve toprak harflerle, kök harfleriyle kullanılır. Cenneti ve ihsanı anlatan manayı da toprak, nur tabiatlı kök harfleri kullanır Kur'an. Bu anlam çokluğunu ve anlam bütünlüğünü ancak Arapça dilinde olur. Ama dikkat et ki bugünkü sokak Arapçaları değil, Kur'an dili Arapçasında var ki o da kelam-ı mudaridir. Bu Suriyelilerin, Mısır ve Arabistan'ın kullandığı Arapça değildir. Kur'an'ın bu anlattığı mana külliyetini anlatan Arapça bir yörenin adıdır. Mudari. Mudari kavmi var, kabilesi var. Onların kullandığı Arapça. İmam-ı Şafii Kur'an'a hakim olayım manasına diye Mudari kavmine dahil olup orada yaşamış. 20 yıl. Hı? 20 yıl yaşamış. 20 yıl orada yaşamış. Muhakemat nerede anlatıyor? Kaçın sayfa abim? 86. 86'da anlatıyor. Çok iyi şey biliyor, mana vesaire biliyor ama mudari şeyine, harflerin sıfatlarına hakim değilse bu diyor tüfeylidir diyor. Kur'an tefsir etmeye kalktılar diyor, perişan ettiler diyor. Muhakematın başında. Şimdi ben ihtinadaki sıratı anlatsam, adam da sırf ayeti meali biliyor, Arapça sıfı biliyor, harflerin tabiatını bilmiyor. Risale-i Nur gözüyle de her bir harfin huvelevelu ahiru zahirul batinu, çekirdek, meyve, ağacın sureti, ağacın arka tarafında gözükmeyen kanuniyeti. Dördünü birden baktığın zaman seye, satan ne olur? Anlam acayip olur. Onun için gelecekte böyle bir tefsir yazılacak diyoruz da. Her fenin mutasisleri Risale-i Nur gözüyle bakıp tefsir yazacaklar. Kimya, fizik, metafizikçi, astronomi, astroloji, madenci, ormancı. Her fen kendine böyle mutasis ve Risale-i Nur'u da hakim kişiler bir araya gelip tefsir yazacaklar diyor. İş atacağız da diyor. Tamam. Buna da itiraz edecekler. Risale'nin düşündüğünde bir şey. Evet yazılacak kardeş. Rahman Suresi'nin bir nur talebesi tefsir edecek. Üstad diyor değil mi? 10. sözü birisi 9. şua var ya. Evet.
9. Şuayb 10. sözden daha harika tekmil edecek diyor. Olur mu? Olur, öyle diyor. 60 cilt yazacak. Evet. İş artacağız, onun yerini tuttu diyor. 60 cilt yerine bir cilt. Şimdi şimdi bu Kur'an'da kullandık. Şu kadar bir yerim kaldı. Kafaya giriyoruz. Hazır mıyız? Bunlarla ne alakası var ya? Bak şimdi. Her şeyin aslı, hakikatleri esmalarıdır. Esmadadır. Mesela su surettir ama arkası su'ma, Rahman'a bakıyor. Tamam mı? Suretler ve işlevleriyle alem-i şehadettedirler. Her şeyin suretleri alem-i şehadettir. Düşünmeler var ya, düşünmeler, düşünceler. Melekut alemlerindeki titreştiriyor. Yani sureti Resulü dinli düşünüyorum. Veya nasıl dedi ya? Veya bir manayı tefekkür ediyor. Buna alametinde ilham geliyor mesela. Onu anlatacağım. Veya bir cinselliği hayal ediyor. Veya bir bölgeyi hayal ediyor. Yani o bölgede, tamam mı? Şimdi demek ki düşünceler bizi ister bil ister bilme, neyi düşünüyorsanız sizi melekutuna götürür. Melekut şu, şu mülktür. Fizik bu. Bunun enerjisi melekuttur. Kuantum fiziği. Nasıl ki göz, burun, dil, kulak, el eşyanın suretiyle alakadar ve lakayt kalamazsın. Allah Allah, kokuya bak ya. Haletini değiştiriyor değil mi? Suret. İster ister. Ya abi ben değişmesini istemiyorum ama korkunç bir manzara gördüm. Yani çok yüksek. Yüksekten korkana. Abi ben zahirden etkilenmiyorum. Mesela uçaktan korkuyor. Bir binsin bakayım nasıl korkuyor. Veya binaya çıkıyor. 20 kat, 50 katlı. Kenara dur bakalım. Veya bir koku. Etkileniyorsun. Veya bir elini buza sürüyorsun. Tamam mı? Veya bir ses. Kur'an veya başka bir ahlaksız sesler. Etkileniyorsun değil mi? Etkilenmek senin elinde mi? Değil. Ha, düşünme anında da senin elinde değil, melekuta geçiyorsun. Enerji boyutuna geçiyorsun buna. Ben kalemi hayal ediyorum. Otomatik onun enerjisi de aktif oluyor. Sureti hayal, hakikati tasavvuruna geçiyorsun. Kalpteki hisler uyanırsa, nefret, öfke, şehvet vesaire, o hisler uyanırsa seni nereye götürüyor? Gayb alemlerini depreştiriyor sende. Ruhtaki aletler uyanırsa, düşünce gücüyle çatalı büküyorlar ya. Düşünceyle neyi değiştiriyor? Çatalı falan büküyorlar. Neyi? Çatalı, evet. Çatalı büküyorlar, telefonu açıyorlar. Tamam mı? Düşünceyle eşyayı değiştiriyorsun. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Düşünce gücü. Daha alt seviyesini söylüyorum. Düşüncenin alt. Göz insanı mezara, deveyi kazana koyar. Hutbede, hutbe okurken çöküyoruz ya. Ela inna senel kelam ve ablav nizam kelamullah melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fin kelam ve izah kur'anu kur'anu festemiyle ve asidu aleykum turhamun euzubillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim inne dine indallahil islam sadakallahun azim. Oturuyorsun ya. Niye oturuyor? O anda Yahudi bir alimi korkunç bir gözü olan onu getiriyorlar. Resulullah'ı hutbedeyken vuracak gözüyle. Tam öyle bir gözü var ki Cebrail aleyhisselam o anda çökerttiriyor ve arkasında hutbenin üstünde iki tane delikli olur o tam. Onun simgesidir. Gözden çıkan şua. Başka bir şey anlatayım. Mezarlıklardan geçerken Allah Resulü dedi ki burada ölenlerin yarısı gözdendir diyor. 13. şuada ustadımız diyor ki nazar bana dokunur diyor. Evet. Tamam mı abi? Ha. İşte televizyonlarda, YouTube'larda gözle yapılıyor. Sihir ve büyü gözle yapılır. Eylemsel göstereyim. Ya bu adama bak ya. En gerek yılanı gibi gözü var ya. Gözüne bakılmıyor ki. Bazı gözlere bakamazsınız. Bazı gözler sizi rahatlatırken bazı gözler sizi rahatsız eder.
Tamam, göz konuşur. Bunlar zahir bak şimdi. Onun için haletteki hisler var. Haletteki hisler de seni öz, töz, cevere, yazılımlara götürür. Bir daha düşünceler suretten melekutuna, enerjisine, fizikten metafiziğe, hisler seni gayba götürür, haletler seni cevere götürür. Şimdi giriyorum. Ondandır ki kudret kalemi, kudret kalemi diyor Kur'an'da. Yedullah, veçullah. Kudret kalemi atom altı kuvvetler alemini aktif ediyor demektir. Mesela kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet-i ilmiye söyler, vücud ilimden vücud harici veriyor diyor. Yani kudret nedir biliyor musunuz kudret? Düşünceler bunu patlatır. Düşüncelerle bir Çinli galiba düşünerek çatalı yemiş. Evet, düşünün. Mesela basit bir şey, sizin elinizde olan gözünüzde telefon açılıyor. Telefonunuzda bir program var. Ya parmakla ya şifre ile ya da gözle kilitlerseniz gözle açılıyor. Herkesin bildiği havalimanlarında veya devlet dairelerinde gidince şak diye açılıyor. Marketlerde de açılıyor. Neyle açılıyor? Görüntüyle. Seni görüyor açılıyor. Öyle değil mi? Ha. Seni görünce niye açılıyor? Sen ona boyut veriyorsun. Seni görüyor. Görmek demek enerji veriyorsun. Yani enerji oraya pompalıyorsun. Enerji. Sen nasıl enerji verip kapı açılıyorsa marketin, göz de enerji veriyor. Tamam. Düşündüğün, hayal ettiğin şey de enerjiye dönüşüyor. Aynı şey. Onun aynesi olan dimağdaki kuvvetler. Allah'ın subuti sıfatı var diye sen, basar, kudret, kelam, hayat. Kudret, dimağdaki kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviyenin suretlerini, kuvve-i düşüncelerin kuvvelerine ayna. Bunlar hep ona ayna. Kuvvedir, güçtür. Düşündüğünsün, düşündüğüne dönüşüyorsun. Hayal ettiğin yerdesin, ona dönüşüyorsun, orada oluyorsun. Hatta daha ne kadar kuvvetli yaparsan, Karos yaylasındayım mesela ben, Kaşgar dağındayım, Kaşgar yaylasındayım, 3000 küsürde. Allah Allah, kar yağdırıyor, bak bak, böyle canlı ne kadar şey yaparsam şimdi burada, o Kırıkhan'dayken üşüyebilirim. Yemeği hayal ederim, tok olduğum halde acıkırım. Onun için obez olanların hayalleri yemeye çok çalışır. Çalıştığı için devamlı acıkma hissi ondan kaynaklanıyor. Hayal olduğu için. Hayallerini çekin, kurtarın, yemek yiyemezler. Hayaller, düşünceye, düşünceler de eyleme götürüyor. İster istemez kaçın, üçü bir araya geldi. Hayal, düşünce, yemek. Kalp, ruh, fiil. İhtina bu işte. O zaman hayallerini söyle bana, senin kim olduğunu söyleyeyim. Veya duygularını söyleyeyim, veya kuvvetini söyleyeyim. Bunları aktif olunca metafizik aleminde beraber olurlar. Ondandır ki hayal ve tasavvurlar, tasavvurlar anında metafizik alemindekilere köprü olur ve sen onlara dönüşürsün veya o olursun. Hayal ettiğin, düşündüğün şeye ya gidiyorsun, ya ona dönüşüyorsun. Dersin başında dedim ki köprüler durağan değil, duran değil. Aynı zamanda köprüdür, aynı zamanda değişendir, akandır. Yani zalimin zulmüne taraftar olur, şerik olur diyor. Yani o zulmü yapmamış. Evet, yapmamış ama içki içmemiş, zina yapmamış ama zina yapan, içki içen zalime tarafkir olmuş. Aynı o günah kendisi yapmış gibidir. Ama alime, hizmete, davaya, dava kardeşine hizmet edeni seviyor, tarafkar, onaylıyor. Onun şerrine değil, hayrına aynen yapmış gibi. Mesela diyelim ki ders onaylıyor bizim, seviyor, alakadarız. Aynı bizim yaptığımız her şeyimize ortak oluyor. Nasıl ki suretin suretlerle, bak, suret var ya suret. Onlar suretlerle, yani resim,
seslerle, kokularla ve alakalı. Benim suretim var ya şu. Göz, burun, dil, el, kulak, suretlerle, zahir ile alakadarsa, hayal ve tasavvur, tefekkür de melekut alemleriyle hiç bağ kopmadan beraberler. Nasıl göz kopmuyor, bak alakadar. Hayal, tasavvur ve tefekkür burada olup oralı, buralı olmayan aletlerdir, sistemlerdir. Hayal ve tasavvurlar burada olup kullandığımız halde buralı değil. Benzer. Evet, dünyanın hiçbir şeysine benzemiyor. Bardak değil hayal. Düşünceler kitap değil. Ha? Nasıl ki, yani bazı geçen Reyhanlı'da öğretmenler sordu. Kur'an demiş bir tanesi, budur demiş. Mahluk oldu şimdi. Burayı uygulayayım mı? Resul, bak sen de şey yaparsın bunu. Kur'an'ı yapalım diyelim. Kur'an'ın sureti nedir? Mushaf. Mushaf. Sayfa ve harf. Kanuniyeti nedir? İlim. Kur'an nedir? Okuyan kişide uyanandır. İnsandadır. İnsanda uyanandır. İnsanda, insan okuduğu zaman insan okuduğunda insanda uyanandır. İnsanda uyanandır. Hakikati nedir abi? İlim, irade, kudret mi? Esma. Evet. Esmalardır. Yani esma üstalardır. Esmalardır. Hakikati nedir abi? Kur'an'ın hangisi? Mahiyeti. Her şey mahiyeti nedir? Kelam. Kelam. Ve ilmi tazamun ediyor. Subutu sıfat yani. Evet. Tamam mı? Şimdi bunun komplesine ne denilir? Şuna. Kur'an-ı Kerim denilir. Cemine. Anladın mı abi? Şimdi adam bunu tabii bu inceliği bilmediği zaman diyor ki Kur'an diyor özel kıvranıp duruyor. Kur'an mahluk değil ama ne yapalım şimdi bu? Madem o değil niye hürmet ediyoruz? Niye abdesti sürülmez? Tamam mı? Çünkü bu zahirde böyle gözüküyor ama biraz önce anlattığım hayal gibi. Bu hepsini tazamun ediyor. Mesela şöyle bir misal vereyim. Bakayım şey yapabilecek misiniz? Abi cep telefonuyla ben Risale okusam veya Kur'an okusam bu kitaptaki gibi şu Kur'an'ı buradan okusam fark var mı? Yok. Yok. Fark var mı cep telefonuyla bunu okusam? Feyiz noktasında fark var mı burada okusam? Yani feyiz noktasında fark eder. Nersin? Niçin? Musaf'ın bir kutsiyeti var ya bu cepte yani. Ha kutsiyeti sen yüklüyorsun. En azından suret itibariyle fark nedir biliyor musunuz? Bu odundur. Tamam mı? Odunun müekkel melaikesi var ve yaydığı enerji var. Cep telefonunun yaydığı enerji seni sömürüyor. Bu sana basıyor odun olduğu için, fıtrat olduğu için. Yani zahir bu suret. Sonra insanda kutsiyet vermiş. Kur'an'a bir kutsiyet, anlayışını, idrakını aktif ediyor vesaire. Çünkü telefonu abdestsiz dokunuyor ama bunu dokunamaz ya. Evet. Onu okuyabiliyor, bunu okuyamıyor. Anladık mı abi? Bu odun ormandan olmuş ya, yazılmış. Şimdi, nasıl ki kokuyla, şekille, sesle, dokunma ile etkilendiğin zahirdeki organların
seni değiştirdiği gibi dimağdaki bu kuvvetlerle kuvve-i hayaliye, kuvve-i bak, kuvve, güç, kuvve-i tasavvuriye de senin, seni ötelerle etkileşmene aynen bunlar gibi seni etkileyendir. Senin şuurun olsun ve olmasın, sen bunlarla oralara dönüşüyorsun. İster bil ister bilme hayallerinle, düşüncelerinle oralara dönüşüyorsun. Neyi düşündünse. Son cümlemi yapayım. Senin kötü olmana, kendini kötü hissediyorum abi, psikolojim kötü. Niye? İki şeyin kötüdür. Veya bir tane. Hayalin ve düşüncelerinden bir tanesi kötüye olursa, düşünürsen kötüyü asla kendini hissedemezsin. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Ne demek bu? Ustadın cümlesine çıkarttım. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani mesela plajdasın ve gayrimeşru yerler, televizyonda, YouTube'dasın, seyrediyorsun, kendini mutlu hissedebilir misin? O zaman bunlar içeriye girdikleri zaman dışarıdaki gibi masum değiller. İçeride aktiftirler. Ha şimdi sana kendini kötü hissediyorsun. Kendimi ben kötüyüm. Psikolojim iyi değil. Sebebini söylüyorum. Ya kötü düşünüyorsun ya kötü hayal ediyorsun. Veya ikisini bir araya getirmişsin ki çok kötü. Şimdi sana hüküm. Eğer kendini iyi hissetmek, iyi olmanı istiyorsan nasıl ki kötüyü hayal ettin, kötüyü düşündün de kendini kötü hissettiğin gibi iyi olmak istiyorsan iyi hayal et, iyi düşün, iyi ol. İyilik senin elindedir. Macel şeyi budur. Yani hangi yolla kötü oldunsa aynı yolla da iyi olursun. Nasıldı? Seni kötü olmana onlar sebep ve köprü oldukları gibi iyi olmana da hem sebep hem de köprü olurlar. Doğru düşünürsen iki şey. Hayal ve düşüncelerini. Hangi yola gitmişsen aynı yola geri gelebilirsin. Sen düşünceyle, hayallerinle kötü olduğun gibi aynı yollarla da iyi olabilirsin yolunu anlatmış oluyor sana. Kötü eğer kendini hissediyorsan kötüyü düşünüyorsun demektir. İyi olmak istiyorsan iyi şeyleri düşüneceksin. Cümle şu. Kötüyü düşünürken asla kendini iyi hissedemediğin gibi iyi düşünürken kendini de kötü hissedemezsin. Zarfla mazruf. Fethuli fi içi. Zarf. Fethuli fi ibadi. Fethuli cenneti. Ne diyor? Gireceksin cennete demiyor. Gir cennete. Şimdi. Nasıl? Ya hayallerini veya düşünceni değiştir, olsun. Ona dönüşüyorsun. Tamam? Kendimi kötü hissediyorum abi, psikolojim iyi değil ya. Psikolojim kötü. Niye biliyor musun? Doğruyu düşünmüyoruz. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Şu bir tane eylemsel misal vereyim, kapattım. Hastanedesiniz, refakatçısınız. Başıma geçenleri söylüyorum da bir arkadaşa ziyaret vesaire. Bazen akrabalarıma gidiyorum ziyaret. Orada refakatçılar oturuyor. Aşağıda Murat. Resepsiyonda. Kahve içiyorlar vesaire. Ya hakikaten ya Allah Allah. Baksana ya adam nereye yakalandı. Eğer 3 ay önce gelmiş olsaydı. Doktor da gazı verdi. 6 ay önce bir MR çektilseydi. Önce teşhis edilseydi. Hayat kurtulacaktı ya. Tek. Ya bana bak. Öteki de düşünüyor. Ben de duyuyorum. Ulan ben seneler geçti. MR hiç çektirmedim. 10 sene var. 10 sene, 15 sene var. Röntgen çektirmedim. Tetkik yaptırmadım. Büyük küçük idrar vermedim. Şimdi bana ne yapıyor? Vay be. Erken teşhis hayat kurtarır. Yuhi ve yumit. Ha? Ve sesini... Şimdi ne orada sen kendini iyi hissedebilir misin? Cık. İyi hissedemezsin. Ben hatır için doktora gittim abi.
Hatır için. Hatır için bir halsizlik var, biliyorum ben de bir kırgınlık var. Kimseyi inandıramadım. Sen hastasın, sen hastasın, sen hastasın. Dedik herkes böyle dediyse gidek. Hatır için gittim dahiliyeye. Check-up gibi bütün tahlilleri, mahlilleri aldım, bir şey çıkmadı. Şimdi nedir biliyor musun? Böyle sorunlu adamlar, evhamlı adamlar sizin evhamsız yapmaz. Karamsar adamlar sizi mutlu yapamaz. Her şeyin boş bardağın tarafını gören, bu bardakta dolu var, biraz boştur. Hep onu görür. Onun için size devamlı bombardıman eder, sizin hayalinizi ve düşüncenizi o noktada aktif eder. İyi olmak istiyorsanız, bir, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapın. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize ve üzerlerinize olsun. Vâfir davâhumin elhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.